Hanım, Türkiye Cumhuriyeti... Ama net bir şey söyleyin lütfen. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti için en ulvi makam Cumhurbaşkanlığı makamı. Bunu her Türk vatandaşı ister. Ama buradaki karar verici Lütfü Savaş değil. Siz de değilsiniz. Yıldıray Bey de değil, kimse değil. Burada altını masa karar verecek. Şu anda tabii ki en başta görünen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun olduğu yerde bize ona yardım etmek düşer. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız olmayacaksa, tabii ki ben tıp doçentiyim, 3 dönemdir belediye başkanlıyım, üniversite yönetmiş adamım, tıp fakültesi kurmuş adamım. Geçmişim hem sahada hem bürokraside çok parlak Allah'a şükür. Tabii ki diğer arkadaşlar gibi ben de yarışta olmak isterim. Niye istemeyeyim ki? Yani diğer belediye başkanları gibi. Belediye başkanları için söylemedim sadece. Kimin adı geçiyorsa onlar gibi. Ben de yarışta olmak isterim. Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa. Tabii Sayın Genel Başkan. Kılıçdaroğlu altılı masadaki Meral Akşener işte aday olarak kim varsa potansiyel. Tabii sadece belediye başkanları demiyor. Herkes. Kılıçdaroğlu aday olmazsa siz adaysınız galiba. Öyle mi dediniz? Kemal Bey aday olmayacaksa. Ben de aday adaylardan bir tanesi olmak isterim. Değerlendirmek isterim. Niye istemeyeyim ki? Çok ilginç. Peki, İlginç olan sadece duymamıştık da. Başka belediye başkanlarını duymuştuk da. Oysa ilginç. Şimdi biz biraz kıyıda köşedeyiz. Belki ondan duyulmamıştır ama. Siz daha önce söylemiş miydiniz bunu? Ben duymamıştım. Yok, söylemedim. İlk kez burada söyledim. Elif Hanım sıkıştırdığı için söyledim. O zaman anketlerde sizin adınız... Anketlere çıkmadı benim adım ama şu var. Tabii bizim geçmişten... Hatay'da biliyorlar mı sizin Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinizi? Yok, ben aday olmak istiyorum demiyorum. Eğer ben böyle de değerlendirelim diyorum. Böyle bir ulvi göreve birçok arkadaşımızın, Sayın Genel Başkanımızın adı geçiyor. Sayın Genel Başkanımızın olmaması durumunda benim de adımın geçmesine onur duyar.